Derdiniz sizin? Ne oluyor? Ne bu tavır? Tavır mı vur? Yok, dümdüz soruyorum. Sizin derdiniz ne? Abin olacak herifin Elif'le ne işi var? Anlamadım. Baya baya İstanbul'da sanki başka kimse kalmamış gibi gitmiş, oğluna bakıcı olarak Elif'i bulmuş. Elif bizim hakkımızda bir şey söylemiş mi? Yok, söylememiştir. Yoksa abim çoktan yüzüme çarpardı bunu. O zaman birlikte ne işleri var? Tam olarak bunu sormak için geldim. Belki abimin Elif'le işi yoktur, Elif'in abimle işi vardır. Seni kaybedince bir ödeşme derdine düşmüştür. Elif öyle biri değil. Açmıyor mu? Meşgul attı. Daha çok fotoğraf var. Hepsini küçük bir ücret karşılığı teslim edebilirim. 15-15'te bekliyorum yalnız. Sanırım 1 milyon yeterli olur. 1 milyon ayarlayın Erhan Bey. Pardon? Anlamadın galiba. Hayır, ne yapacaksın? Parayı verip fotoğrafları alacağım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Birlikte gideceğiz. Senem gelmiş. En küçüğümüz. Amerika'da yaşıyor. Olanları duyunca hemen atlayıp gelmiş kız. İnşallah babamın nasibini almaz. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Yok bir şey. Affedersiniz. Yok, var bir şey. Bir garip baktın bana. Şaşırtıyorsunuz beni Sibel Hanım. İnsanların sizin hakkınızdaki düşüncelerini siz umursar mıydınız? Bir an inandım insan olduğunuza. Ama Allah da umut kesilmez derler. Kendi komik falan sanıyorsun herhalde. Aksine, trajik. Buzlar Kraliçesi. Şirketteki lakabınız buydu. Biliyor muydunuz? Bana yeni şeylerle gelin Erhan Bey. Kimse var mı? Gönderilen konumdaki adres burası. Ama arabada pek rahattınız. Korktunuz herhalde. Yani korktum tabii. Arabada rahattım çünkü... Ne konuşuyoruz şu an ya? Bak saat 3:15 geçiyor. Adam nerede? Sana yalnız gelmeni söylemiştim. Fotoğrafların başına iş açmasını istemiyorsan parayı yukarıya getir. Sonra hemen gidin buradan. Ya bak, o kadar gelme dedim sana. Şimdi... Ya ne yapacaktın tek başına bu topuklularla? Sen tanımazsın böyle adamları. Bana bırak. Sibel. Sana bir şey bırakmıyorum. Bana bırak. Arkamdan beni uzaktan takip et. Hadi gel. Başka bir şey yapma. Uzaktan takip et. Gel. Gel. Lan!
ederim. Bakın burada size merhaba demek isteyen biri var. Ha? Merhaba der misin hanımefendi? Tanıyorsun değil mi? Lan bana bak. Çektiğin fotoğrafları göstereceğim mi bize? Ha? Niye bizim peşimizdesin? Niye bizi takip ediyorsun lan? Ha? Anlatacak mısın lan? Ha? Anlatacak mısın? Kırdırma lan bana kendimi. Hepsi bu mu? Bu. Eğer yalan söylüyorsan, bu fotoğrafların başka bir yerde eğer bir kaydı varsa, sen anladın. Yalan söylüyorsam şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Neyle çektin? Bu fotoğrafları neyle çektin? Telefonla mı çektin? Nerede telefonun? Sol içim. Şifre yaptım. Şöyle. An be an. Vay 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 vay. Şunları silinenlerden de sildik mi? Başka bir yerde var mı bunların kopyası? Yok. Neden takip ediyordun bizi? Vallahi benim suçum yok Sibel Hanım. Kim takip ettirdi? Evet. Söyle ama söylersen beni mahveder. Lan! Hanımefendi sana kibar zarif bir şekilde soruyor. Kim diye değil mi? Ha? Kim yaptı diyor. Kim yaptırdı diyor. Aynı üslupta cevap ver şimdi hanımefendiye. Şu yaptırdı de. De lan! Kim? Sibel, iyi misin? Bir şeyden yemek ister misin? Ya sadece eve gitmek istiyorum. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.